Yeniden merhaba, ben Aslan. Zoom'la ilgili ipuçlarıma devam ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Bu videomda sizlere en temel bilgi olan Zoom'u nasıl indiririz, nasıl kurarız bundan bahsedeceğim. Bu zamana kadar çok daha detaylı farklı özelliklerden, ipuçlarından bahsettim ama bu en temel bilginin de videolarım arasında bulunması gerektiğini düşünüyorum. İsteyenler buradan başlayıp sonra daha detaylı videolara ilerleyebilirler. Öncelikle web tarayıcımızı açıyoruz. Hemen Zoom indir yazıyorum. En temel arama şekliyle aradım. Bakın ilk çıkan link bu oluyor genellikle zaten. Download Center. Zoom'un kendisine ait bir indirme merkezi var. Bunun linki çıkıyor. Bunu açıyoruz. Bu güvenli bir site olduğunu görüyoruz ve Zoom'un kendi sitesi. Buradan karşımızdaki download tuşuna basıyoruz. Ve buradan da kaydet diyoruz. Bakın Installer.exe yeni indirdiğimiz şeyi açmaya çalışıyoruz hemen. Bakın bir şeyleri başlatmaya çalıştığını görüyoruz. Ve karşımızda Zoom. Artık tarayıcımı kapatabilirim. Ve burada eğer ki kendim girip bir toplantı oluşturmayacak, başlatmayacaksam, herhangi bir toplantıya katılmak amacındaysam direkt Join a Meeting deyip hemen toplantı kodunu yazıp girebilirim. Ama ben şu an kendi hesabımı yönetmeye, kendim bir toplantı oluşturmayı falan düşündüğüm için sign in diyorum. Yani giriş yap. Evet, burada bir öncelikle hesabımız olması gerekiyor ki giriş yapabilelim. Bunun için herhangi bir e-mailinizle yeni bir şifre oluşturarak kayıt olabilirsiniz. Şurada sign up butonunu görüyorsunuz. Bu kayıt ol demek. Dediğim gibi işte bir Hotmail'inizle, başka bir e-postanızla kayıt olmak isterseniz buradan da gidebilirsiniz. Ama genellikle çoğu kişinin hızlı ve kolay bir şekilde yapmak için tercih ettiği seçenek direkt Google hesabıyla giriş yapmak oluyor. Muhtemelen bir Gmail hesabınız vardır. Direkt sign in with Google deyip zaten mevcut olan Google hesabınızı Zoom'a bağlayabilirsiniz. Bakın burada hangisi olduğunu soruyor. Bunu seçip doğrulama yapmak için lütfen doğum gününüzü belirtin diyor. Sonuna kadar ne çıktığını göstermek istedim size. Artık bu sayfada create account deyip bakın bir izin vermemizi istiyor. Bu Zoom uygulamasını açabilsin mi? Açabilsin diyorum. Bakın artık biz de bir Zoom kullanıcısıyız. Hesabımıza giriş yaptık. Evet, telefonumuzda ise Play Store ya da App Store hangisi mevcutsa ona giriş yapmak. Ben şu an Android örneği üzerinden anlatıyorum. Ve Zoom yazıp aratmak. Hemen üste çıkacaktır sembolümüz bu zaten. Yükle diyoruz. Yükledi. Açıyoruz. Bakın yine bize sign up veya sign in seçeneklerini veriyor. Üye değilseniz sign up yapın, üyeyseniz sign in yapın diye. Yani biz de Google'a üye olduğumuz için, Gmail hesabımız mevcut olduğu için eğer mevcutsa Google'ı seçip yine aynı basamaklardan gidip Gmail'imizi izin verip bu uygulamada kullanabiliriz. Bilgisayardakiyle aynı. Evet, ben zaten halihazırda üye olduğum için hemen girişimi yaptım ve gördüğünüz gibi ana ekrana ulaştım. Dediğim gibi tabletlerle telefondaki süreç az çok aynı ama biraz daha farklılık olabileceğini düşündüğüm için bir de iOS aygıttan bir iPad'den Zoom indirelim. Bir de oradaki farkı görmüş olalım. Hem bir tablet örneği hem de bir iOS cihaz örneği olmuş olsun. Görüyoruz masaüstümüzde App Store var. Tıklıyoruz. Arama kısmına Zoom yazıyoruz. Hemen en üste çıktı görüyorsunuz ve indire basıyoruz. Evet, yüklendi. Aç'a basıyoruz. Yine gördüğünüz gibi sign up ya da sign in seçeneğini veriyor bize. Biz sign in diyoruz ve bu sefer sadece görünüm biraz farklı. Bakın en altta görünüyor Google seçeneği. Facebook'la da olabilir. Google'la Gmail hesabımızı seçerek, tabii önce gerekli izni vererek giriş yapabiliyoruz. Evet, bakın giriş yaptık. Ekranımızda hemen hemen aynı zaten. Masa üstündeki gördüğümüz simgeler burada da mevcut. Aynı işlemleri burada da yapabiliriz. Evet, Zoom'u indirdik, kurduk. Daha havalı özellikler ve sizi çok usta bir kullanıcı yapacak ipuçları için geri kalan videolarımı da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.